Hepinizin en çok istediği ve en çok beklediği giriş seviyesi bir laptop. Ama almışken de en güncel laptopu alayım diye bana sordunuz. Ben de sizlere oldukça yeni ve oldukça gündelik giriş seviyesi bir laptopu sizlere bu video içerisinde anlatmak istiyorum. Videomuza konuk olan ürün Lenovo'nun IdeaPad 1 modelli laptopu sevgili dostlar. Lafı çok fazla uzatmadan direkt sizlere bu laptopun kalbindeki işlemciyi anlatmak istiyorum. Burada AMD Ryzen 3 7320 U serisi kullanılıyor. Yine bununla beraber de dahili olarak bir Radeon 610M işlemcili grafik yongamız da bulunuyor. 4 çekirdek 8 threadlik bir işlemcimiz, maksimum 4.1, base hızda 2.4 GHz olarak karşımıza çıkıyor. Yine maksimumla 15 watt TDP değerine sahip bir işlemci. Burada LPDDR5 bellek tipi kullanılmış. Yani bunu DDR5 olarak da aslında yorumlayabiliriz. 2 kanallı bellek geliyor ve bu laptopumuzda 8 GB RAM bulunuyor. Bunu maksimum 16 GB'lık versiyonunda alabiliyorsunuz. Burada AMD'nin en güzel tarafı da uzun kullanım. Yani fişten söktünüz, bataryayla kullandığınızda sizlere 12 saate yakın bir performans verdiğini söylüyor ki bence bu da takdire şayan bir durum. İşlemcimizin kod adı Mendocino olarak geçiyor. Yine Zen 2 mimariyle beraber üretilmiş bir işlemci. Yine bunun yanında da giriş seviyesi için hala oldukça güçlü bir işlemci. Hala dememdeki sebep, Zen 4 mimarlı işlemciler gelmişken burada Zen 2 kullanılması sizi yanıltmasın. Hala oldukça güncel, oldukça güçlü ve oldukça yeterli bir konumlandırma yapılmış giriş seviyesi laptop olmasından ötürü de bu işlemci mimarisi fazlasıyla bize yettiğini söyleyebilirim. Ekran kartı tarafına baktığımızda AMD Radeon 610M ekran kartı, yani burada grafik çipinin olduğunu söylemiştik. 2 çekirdekli yapıyla geliyor. 1900 MHz frekansı bulunuyor. Buradaki mimari ise RDNA 2 ile karşımıza geliyor. Buradaki grafik birimimiz 2 GB bir VRAM kullanımı yapıyor. Buradaki bellek boştayken RAM'imizden alınmıyor. Kullanım anında, yani yük altına girdiğinde grafik birimi bizim 8 GB'lık RAM'imizden 2 GB'ını alıp kullanıyor. Burada da paylaşımlı bir yapı olduğunu da söyleyebiliriz. Laptopumuzda tek ısı borusu ve tek fanlı yapı karşımıza geliyor ki bu işlemcimiz için oldukça yeterli. Tamamen yük altında bile fazla kafa ütülemeyen oldukça sessiz bir fan yapısı olduğunu söyleyebilirim. Burada Gen 4 M.2 SSD formatına yer vermişler ki ben bunu oldukça beğendim. Depolamayı arttırmak isterseniz de kendi M.2 SSD'lerinizi takabiliyorsunuz. Sistemi daha performanslı kullanabilmek adına burada 2x4 totalde 8 GB'lık RAM kullanılmış ki oldukça güzel yapılmış bir form. Ama burada eleştireceğim nokta, maalesef anakarta entegreli, monteli, yani lehimlenmiş şekilde geliyor. Manuel olarak RAM arttırma yapamıyorsunuz. Burada RAM seçerken, yani bu sistemi alırken 8 mi 16 mı dikkatlice tercih etmenizde fayda var. Batarya kısmına baktığımızda 3684 mAh bir batarya burada bize eşlik ediyor. Bu bataryayla 10-12 saatlik kullanım alabileceğimiz AMD tarafından bize iletilmiş. Birazdan da zaten benchmark testinde göreceğiz. Yine burada 42 watt'lık lityum polimer bir batarya kullanılmış. Laptopun alt kapak tarafına baktığımızda burada yine havalandırma ızgaralarını görüyoruz. Yine en alt tarafta da 1.5 watt'lık 2 adet stereo hoparlör bulunuyor. Portlara baktığımızda bir adet USB 3.2 Gen 1 portumuz, bir adet HDMI 1.4b, bir adet USB Type-C 3.2 Gen 1 portu, yine bir adet kart okuyucumuz ve bir adet USB 2.0 portumuz bulunuyor. USB Type-C portundan yalnızca data transferi yapabiliyoruz. Görüntü aktarımı olmuyor. Yine combo jack girişimizin olduğunu da unutmadan belirteyim. Laptop günümüz trendlerinin tamamını karşılıyor. 1.58 kilogram ağırlığı var ki çantanıza koyduktan sonra varlığını hissetmiyorsunuz. Yine burada PC, ABS, plastik yapıyla kullanılmış, herhangi bir metal yüzeyle karşılaşmıyoruz. Ethernet girişi bulunmuyor. Yine Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 teknolojileri de bu laptop içerisinde konumlandırılmış. Giriş seviyesi laptop olduğu için günümüz trendlerini yakalıyor. Buradaki malzeme kalitesi segmentine ve fiyatına göre oldukça kabul edilebilir seviyede. Ekran tarafına geldiğimizde Lenovo'nun web sitesine baktığımızda 4 farklı panel çeşidinin olduğunu görüyoruz. Bendeki Full HD formda Tian panelli ve 220 nits maksimum ekran parlaklığı bulunan modeli. Ülkemizde 1366x768 piksel çözünürlükte satılan versiyonda bulunuyor. Bence almışken Full HD olanını tercih edin. Ekranımızla alakalı diğer tüm detayları şu an görmektesiniz.
Laptopu yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Menteşe yapısını sevdim ve uzun vadede herhangi bir problem veya sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Yine panelimiz burada gördüğünüz gibi tamamen 180 dereceye kadar açılabiliyor. Bu da bence rakiplerine göre oldukça güzel bir avantaj sağlıyor. Klavyemize yakından baktığımızda tuşlarımızın profilleri oldukça düşük tutulmuş. Yazma hissiyatında herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Özellikle sessiz formda olması etrafımızda gece insanlar olduğunda dahi sessiz kullanıma elverişli. Touchpad hissiyatı oldukça güzel. Mouse olmadığımda gündelik tüm işlemlerimi touchpad sayesinde halledebildim. Eleştireceğim bir diğer nokta ise klavyenin alttan aydınlatmasının bulunmaması. Artık bu segmentte dahi görebilirken Lenovo IdeaPad'de alttan aydınlatmanın olmaması beni biraz üzdü. Full HD panelimizle beraber burada Netflix'te, YouTube'da veya diğer dijital platformlarda film dizi izlemek oldukça keyifli. Full HD çözünürlükteki bir panel günümüzde hala bu tarz içerikleri tüketmek veya gündelik işlemleri yapabilmek için yeterli. Dolayısıyla IdeaPad 1 ile gündelik tüm işlemleri sorunsuzca yapabildim. Şu an görüntümü ve sesimi Lenovo'nun IdeaPad 1 isimli laptopundan duyuyorsunuz. Mikrofon kalitesi nasıl? Görüntü performansı ne alemde? Yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Lenovo ekibi güzel bir detay düşünmüş. Fiziksel olarak da kamerayı kullanmadığımızda yukarıdaki buton sayesinde sürükleyip kapatabiliyoruz. Laptop ile beraber gelen 65 wattlık adaptörümüz oldukça hafif ve minimal. Dolayısıyla bir çileğe dönüşmüyor. Herhangi bir ağırlığı veya kabalığı yok. Yanınızdan asla ayırmak istemeyeceğiniz minimal ve hafif formda bir adaptör de Lenovo ekibi bizlere yapmış. Herkesin merakla beklediği benchmark testlerine gelin hep beraber dilerseniz yakından bakalım. Laptopu tamamen dahili bataryasıyla kaç saat kullanabiliyoruz? En çok merak edilen sorulardan birisi bence de bu. PC Mark 10'la yapmış olduğum test sonucunu görüyorsunuz. PC Mark 10'la batarya testine bu laptopu tabi tuttum. 9 saat 36 dakikalık veriyi bana verdi ki AMD'nin video başındaki göstermiş olduğu değeri neredeyse tutturuyor. Daha da özelleştirmelerle 12 saati burada görebilirdik. Ben %50 ve dengeli güç modunda kullandım. Yani %50 ekran parlaklığı modunda tüm bu testleri gerçekleştirdim. Modern Office testinde günlük olarak toplantı, görüşme, zoom performansı, video izleme gibi olayları simüle ettiğini söyleyebilirim. Pil tasarruf modunda ve ufak tefek özelleştirmelerle kesinlikle 12 saati çok rahat yakalayabileceğimizi de söyleyebilirim. AMD ekibi gerçekten verimlilik anlamında harika bir iş çıkarmış. Gelelim oyun testlerine. Ofis işlemleri için, toplantılar için, okul için, ders için, Office Word, internette gezinme, film izleme derken oyun performansı ne alemde? Düşük ayarlarda 720p veya 1080p'de Valorant, CSGO, LoL gibi oyunları güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu laptopun amacı kesinlikle oyun için değil, tamamen giriş seviyesi ofis ve öğrenciler yönelik kullanıma odaklı. Dolayısıyla canınız sıkıldığında da CSGO'yu veya Valorant'ı veya LoL'ü düşük veya herhangi bir performans istemeyen oyunları bu laptopla güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Laptop menüsünde Gen 4 M.2 SSD olduğunu söylemiştik. 256 GB'lık depolamanın bu anlamda yetersiz geldiğini söyleyebilirim. Sizler gündelik kullanımda veya daha ileriye dönük bir depolama istiyorsanız kesinlikle M.2 SSD'yi yükseltin derim. Yine burada DDR5 4+4 toplamda 8 GB'lık RAM olduğunu söylemiştik. Yine AMD Radeon 610M ekran kartımız ve yine AMD'nin Ryzen 7320 U işlemcisinin olduğunu da söylemiştik. Yine burada özet geçmek gerekirse bilgisayarımızın özelliklerine de değinmek istedik. Gündelik işlemlerde toplantı, Office, Word, sunum, sınav veya giriş seviyesi oyunları düşük ayarlarda oynatabileceğiniz ve oldukça performans odaklı bir laptop almak isteyenler kesinlikle Lenovo IdeaPad'i tercih edebilirler.
Sizlerden sıkça aldığım soruyu bu video kapsamında incelemeyle desteklemek istedim. Giriş seviyesi ama oldukça güncel ve performanslı bir laptop isteyen arkadaşlarımız vardı. Performans derken burada pil süresini kastediyorum. Hem ofis işlerimi veya işte kullandığım veya toplantılara katıldığım veya okula giderken not aldığım ve bunun yanında da giriş seviyesi oyunları düşük performansta, düşük ayarlarda oynatabilen ve uzun bir batarya ömrü bana sunabilen bir laptopu sormuştunuz. Kesinlikle Lenovo IdeaPad 1'i bu anlamda değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ama tercih ederken kesinlikle Full HD ve 16 GB'lık RAM versiyonunu halini tercih etmenizde fayda var. En azından ileriye dönüklülük açısından size daha fazla katkı sağlayacaktır. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın.